Hocam çok affedersiniz, kusura bakmayın, rahatsız ettim. Hayırdır Muzu? O ne elindeki? Hocam tavuk suyu çorbası, anamın tarifi. Hastaymışsınız dediler. Belki hastalığınıza iyi gelir diye düşündüm. Kendim yaptım. Vallahi sen de olmasan ne yapacağız biz? Açlıktan öleceğiz. Estağfurullah hocam. Asıl siz olmasanız biz ne yaparız? Hocam başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Hemen bir koşu gidip alayım geleyim. Hocam çorba. Eline sağlık. Hocam. Hocam hastaneye geri geleceksiniz değil mi? Plan işe yaramadı. İki gün geçti, bir gün kaldı. Poz çıktı planın. Kendi gözlerinle gör istedim. Evet, görüyorum ilaçların işe yaramadığını. Doktor, sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Çok iyi tanıyorsun sen benim gururumu. Gururum kendimi koruma içgüdümü döver. O yüzden yol yakınken vazgeç şu inadından, pes et. Kendini affettirmek istiyorsun diye düşünüyorum. Ben vazgeçersem hapse girersin. Kötü bir şey yapmadım ben. Gene de girersin. Hadi bari son bir kıyak geç. Eski dostuna. Madem hayatımın içine edeceksin. Sonuna kadar.
kusuyorum sabah akşam. Çok fena kusmular bu sefer. Bir metoklopromit yazsan. En azından kusmular kesilse. Zaten rehabilitasyonda da verecekleri bir ilaç bu. O zaman rehabilitasyona git. Ay Selim Şire. İşte böyle. Başınız sağ olsun Nedet Hanım. Bilmiyorum bir teselli olur mu sizin için ama... Başınız sağ olsun. İyi tarafından bakmak lazım. En azından artık rahmetlinin soyadını kullanmak zorunda değilsin. Kızlık soyadına geri dönebilirsin. Tırtıkçı. Hiç. Acayip bir soyadı. Tanıyor musun? Affedersiniz. Ateş, çık dışarı. Hadi, çık. Senin haberin var mı? Cüceye koyduğum teşhisten. Hı? Stil. Hastalığı. Kulak enfeksiyonları hiç aklına gelmiş miydi yoksa cüce deyip geçtin mi? Ablacığım, emin misiniz beyefendinin öldüğünden? Çünkü Orhan hocam bazen bazı şeyleri kaçırabiliyor. Ateş, çabuk çık dışarı, daha fazla zavallılaşma. Çabuk çık. Ben zavallıyım. Ablacığım ben zavallıyım, zavallı. Kafam yerinde değil. Sabaha kadar uyumadım. Kusuyorum devamlı. Ama senin sağlam kafayla koyamadığın tanıyı ben koydum. Gel gör ki sen benim yerime karar veriyorsun. Ne yapmam gerektiği konusunda. Yeter. Sizin hiç mi ölüye saygınız yok? Çıkın. Başınız sağ olsun tekrar. Allah rahmet eylesin. Bekle bir dakika. Sen bunları söylemek için mi geldin gerçekten buraya? Hı? Ölü bir insanın bile ilaçlarını çalıyorsun artık. Sen zavallı değilsin. Daha fena bir şeysin.
Servi nasıl? Daha iyi. Gene haklı çıktı. Olur öyle. Yani onsuz bu bakayı çözebiliriz gibi gelmişti ama... ...bin yıl düşünsem silahsızlığı aklıma gelmezdi. Kendine bu kadar yüklenme. Hiçbirimizin aklına gelmezdi. Hocam, hocam hoş geldiniz. Dönmüşsünüz çok şükür. Senin çorba sayesinde. İşe yaradı mı hocam? Yaramaz mı? Eline sağlık. Afiyet olsun hocam, sağ ol. Kızıma diyeyim yani. Bak yemezsen böyle olacaksın. Böyle mi kalmak istiyorsun? Ya diyeyim yani. Hadi. Hadi ye. Hadi ye de böyle olacağına baban gibi man kafa ol. Tamam. Hadi bakalım ham yap. Neredesin sen? İyileştin mi? Bomba gibi bomba. Melek Hanım. Evet. Ben o günkü düşüncesizliğim için sizden çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Atış Bey de yangına körükle gidince ben sizden özür dilerim. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Bu ateş ocağının bir özelliği. Yani insanların içindeki canavarı ortaya çıkarmakta üstüne yok. Yani yine de ama daha dikkatli olmam lazımdı. Söylediklerinizi çok düşündüm. Haklısınız. Hayatınız böyle saçma ve rahatsız edici anlarla dolu olmalı. Daha dikkatli olmam gerekirdi. Affedin lütfen. Hiç önemli değil. Reçeten var. Tırtıkçı soyadı. Bakıyorum şaka hocam. Şaka değil gerçekten tırtıkçı. Ama bu Orhan Hoca'nın hastası. Meşgul Orhan Hoca'm. Kusura bakmayın hocam, şekilde veremem. Ne dedim? Meşgul dedim. Duymadın galiba. Hastasının yanında. Metastatik akciğer kanseri. Hastasının yanında adam kıvranıyor. Hocam da elini tutuyor yanında. Ne yapsın? He? Sen inat ettin diye yanına mı gelsin? Bizzat elleriyle mi alsın ilaçları? Hadi. Yapma gözünü seveyim. Haklısınız hocam. Şuraya bir imza atın siz.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.